Bakara suresi 248. Peygamberler onlara dedi ki, şeytandan Allah'a sığınırım, onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Kur'an'da bahsedilen bu tabut, bu kutu, altından kutu bulunacak. İnşallah hocam. Bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var diyor. Maşallah. Atik sandukası deniyor buna. Yüce Rabbimiz Kur'an'da bildirdi ve içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan eşyalar barındıran değerli bir sandık bu. İnşallah. Bu Mehdi devrinde bulunacak. İnşallah. İnşallah. Milattan önce 587 yılından beri nerede olduğu bilinemiyor. Saklı şu an. Maşallah. İnşallah. Milattan önce 587 yılından beri. Tevrat'ı da var. Ve Sina Dağı'nda Musa sözleşme bitirince şehadetinin iki defasını ona verdi diyor Cenab-ı Allah o zaman. Kitab-ı Mukaddes çıkış bab 31'de. İnşallah. İsrailoğullarından Mısır'da çıktıkları zaman Rabbin onlara ahdettiği Horeb Dağı'nda sandığın içine Musa'nın koymuş olduğu iki levhadan başka içinde bir şey yoktu. İlk anda öyle sandık. Horeb Dağı'nda. Kitab-ı Mukaddes tarihler bölümünde var. İnşallah Taberiye Gölü'nde şu an balçığın altında. İnşallah hocam. Mehdi devrinde çıkarılacak bu. İnşallah. Hazreti Mehdi tabutu sekineyi, kutsal sandığı Taberiye Gölü'nden çıkaracak. Hadis peygamberimizden. Iktı Dürer'de sayfa 51. sayfa. Ona Hazreti Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu, kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır. İnşallah hocam. Orada da ama emanetler ona işaret edilmiş. Suyuti'de. İnşallah. Ona Hazreti Mehdi denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere delil getirecektir. Elhamdülillah. İnşallah. Suyuti söylüyor bunu yine. Taberiye Şam'a yakın bir yerdedir ve Şam ahir zaman hadislerindeki anlatımlarına uzak bir yer. Mekke ve Medine'ye uzak olan anlamına taşır. Bu benzetme Taberiye içinde söz konusudur. Hatta buradan yola çıkan bazı yorumcu ve araştırmacılar sandığın Kudüs'te, Mekke'de, Taberiye'de, Hatay'da olabileceğine dikkat çeker. Ek olarak İstanbul'a işaret ederler diyor. Kudüs'te var. İnşallah. Mekke'de de var kutsal emanetler. Taberiye'de de var. Doğru. Hatay'da da var. İstanbul'da da var. Bunların hepsi doğru. Maşallah. İnşallah.